Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Yeni bir program, yeni bir neşter ve biz siyaset arenasının aktörlerini sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi adaylarımızdan Sayın Aşkın Genç stüdyo konuğumuz. Aşkın Bey ile hem Cumhuriyet Halk Partisi politikalarını hem seçimi hem de kendisini sizlere tanıtacağız. Kafanızdaki soru işaretlerini gidermek anlamında olaylara neşter atacağız. Sayın Aşkın Genç, hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk sevgili Ceyhun. Ben de iyi akşamlar diliyorum sizlerin ekranlarından. Tüm Kayserili hemşehrilerime iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum kendilerine. Siyasetin emektarlarındansınız. Evet. Evet, sohbette de konuştuk daha önce arkadaşlarla da. Bu dirayetinize, bu azminize hepimiz hayranız. İnşallah bu defa bizim de iyi niyet ve temennilerimizle, dualarımızla sizi meclise yollayacağız diyoruz. Kayseri kamuoyunu yakından tanıdığı bir insansınız. Dediğimiz gibi en azından seçim dönemlerinde sıkça ekranlarda kamuoyunun göz önündesiniz. İş insanısınız, ticaretle uğraşıyorsunuz, inşaat sektörü ve turizmdesiniz. Evet. 4 çocuğunuz var. Bunlar benim bildiklerim. Gerisini önce sizi tanıtarak başlayalım Aşkın Bey. Evet. Aşkın Genç kimdir? Evet. Ben Aşkın Genç. 1970 Kayseri doğumluyum. Genç ailesinin bir ferdiyim. Genç ailesini Kayseri kamuoyu yakinen tanır. Uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyaset yapmış. Büyüklerimiz var, amcalarım, babam var. Milletvekili adaylıkları olmuş, il başkanlıkları olmuş, büyükşehir belediye başkanı adaylıkları olmuş. Uzun yıllardır Kayseri'de ticaret hayatındayız. Turizm, inşaat ve tekstil konularında. Ben de o ailenin bir ferdi olarak o ailenin siyasi geleneğini devam ettiriyorum. Kendi partimizde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmaya çalışıyorum. 2000 daha öncesini ben anlatayım size. Kayseri Erciyesspor ve Kayseri Spor'da uzun yıllar basın sözcülüğü yaptım. Kayseri kamuoyu beni oradan tanır, spor kamuoyu. Sizlerle çok uzun süreli çalışmalarımız oldu. Kayseri Sanayi Odası'nda meslek komitesi başkanlığı yaptım uzun yıllar. Ardından meclis üyeliği yaptım. Dolayısıyla uzun süre bu görevlerde bulununca otomatikman da kamuoyuyla güzel diyaloglarımız oluyor, tanınır hale geliyoruz. 2015 ve 2018 seçimlerinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı olarak Kayseri'ye mücadele verdik. Kayseri'ye hizmet noktasında çalışmalarda bulunduk. Bugün de geldiğimiz noktada 2023-14 Mayıs'ında gerçekleşecek genel seçimlerde tekrar milletvekili adayı olarak, aday olarak kamuoyuna çıktık ve çalışmalarımızı yürütüyoruz. Eşim diş hekimi Zayde Genç, kendisi diş hekimidir. 4 yavrumuz var, 4 oğlumuz, onlar da eğitimlerine devam ediyorlar. İnşallah ben onların da zamanlarından, vakitlerinden çalarak siyaset yapmaya çalışıyorum. Onlardan da tekrar huzurlarınızda helallik istiyorum, haklarını da helal etsinler. Siyaset halka adanmışlık, topluma adanmışlık. Kolaylıklar diliyoruz. Gerçekten zorlu bir süreç, zorlu bir yol. En azından seçim süreçleri gerçekten zorlu. Ama siz dediğimiz gibi azimli bir şekilde yolunuza devam ediyorsunuz. Biz de bütün aday adayların olduğu gibi şimdiden size de muvaffakiyetler diliyoruz. Aşkın Bey, Kayseri kamuoyu yakından tanıyor dedik. Gerçekten bu anlamda artı bir şeye gerek yok ama konuşacağımız şeyler biraz da ülke politikaları ve partinizin politikaları üzerine olsun. Biraz da o yönünüzü ön plana çıkartalım. Öncelikle şunu söyleyelim, soracağım. Bu seçim, özellikle bu seçim ya da son dönemde seçim dönemleri toplumsal anlamda çok fazla kutuplaşmaların, çok fazla bölünmelerin yaşandığı bir süreç haline geldi. Ve bu tabii toplumun her kesiminde zaman zaman rahatsızlıklara da sebep oluyor. Nihayetinde hepimiz bu ülkenin insanıyız. Bugün rakip ama yarın işte hısım, akraba, dünür, bağ komşusu vesaireyiz, komşuyuz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kutuplaşmalara neden olan şeyler nelerdir? Bunu nasıl, öncelikle bunu çözmek gerekir mi? İleriye dönük bir tehlike olarak görüyor musunuz siz? Tabii Cem Bey, kutuplaşmak hiçbir konuda doğru değil. Mutlaka makulü bulmak lazım. Tabii bundan siyasi olarak nemalanılıyorsa mutlaka kutuplaşmayı düşünebilir siyasi partideki büyük aktörler. Ama ne yazık ki 21 yıllık AKP iktidarı döneminde
Şu anki Cumhurbaşkanımız, geçmişimizin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan kutuplaşma dilini had safhaya çıkardı. Yani kullandığı üslup, davranışları, verdiği mülakatlar, karşı tarafa karşı yaptığı beyanatlar, açıklamalar kutuplaştırmaya yönelik ve ben de bundan son derece rahatsızım. Şimdi bu konuda hep işte Sayın Cumhurbaşkanı hedef gösteriliyor ama diğer aktörler de ya da işte siyaset arenasındaki diğer isimler de çok aşağı kalır gibi değil. Yani hemen herkes bunu kullanıyor. Yani sadece o kullanıyorsa diğerlerinde çok işe yaramaz, yapmaz gibi geliyor. Ama herkes benimsedi. Sanki toplum benimsedi bu dili. Yukarısı nasılsa aşağıda o sirayet ediyor. Şimdi tüm medya kanalları, her ne kadar Ulu Önder Atatürk'ü basın milletin müşterek sesidir demiş olsa da şu an baktığınız zaman medya kanallarının hemen hemen %90'a yakını iktidara yakın medya. Cumhurbaşkanının herhangi bir açıklaması, herhangi bir basın toplantısı tüm kanallarda naklen yayınlanıyor. Dolayısıyla onun topluma, halka ulaşması çok daha kolay bize nazaran. Bizlerin çok kısıtlı imkanlarla medyaya ulaşabiliyoruz. Belli kanalların dışarısında ne yazık ki muhalefet partileri kendilerini ifade etme imkanı bulamıyorlar. Dolayısıyla o kutuplaşma dilini Sayın Cumhurbaşkanı kullandığı zaman çok etkili oluyor kamuoyunda. İster istemez karşı tarafta buna cevap vermek zorunda kalıyor. Daha dün yaşanan olay. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşunlanması olayı, her ne kadar akşam saatlerinde faili yakalanmış olsa da işte bekçi hırsızı kovalarken kurşunu, tabanca kullanmış ve kurşun oraya isabetlenmiş olsa da bilmiyoruz acaba gerçekten öyle mi değil mi? Biz devletimize güvenmek istiyoruz. Bunlar kutuplaşma dilinin arkasından gelişen şeyler. Bir gün öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı bir açıklama var, arkasında bunlar oluyor. Yani bizlere düşen, toplumun önder kesimlerine düşen, toplumun öncüleri olan, toplumu kontrol eden partiler ve liderlerinin mutlaka itidalli davranması lazım. Kavgadan hiç kimsenin eline bir şey geçmez. Kavgayla toplumu gererek, toplumu kutuplaştırarak belki iktidar olursunuz. Bu hem iktidar için geçerli, hem muhalefet için geçerli. Ama bunun sonucunda kazançlı çıkan toplum olmaz. Gerginliklerin sonucunda ufacık şeylerden patlamalar oluyor, karşılıklı kavgalar oluyor, daha büyük şeylere sirayet ediyor. Yani tokalaşmak varken, kardeşlik varken, barış ortamı varken kavga etmenin ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Hızlıca bu dilden uzaklaşmak lazım. Bu iktidar için de geçerli, muhalefet için de geçerli. Ama tabii ki bunun öncüsünün iktidar olması lazım. Mağrurlanma padişahım diyor ya. Yani. Senden büyük Allah var. Büyüdükçe küçüleceksin. Biz o felsefeyle büyüdük. Şimdi biraz şimdi bu seçimde yeni cumhurbaşkanlığı sisteminin beraberinde getirdiği şeyle iki büyük kutup oluştu. İşte kutuplaşma biraz da belki de ondan bu kadar önem kazandı. İki farklı ittifak seçimlere giriyor. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı. Şimdi önce biraz sizin partinizin de dahil olduğu Millet İttifakı'nı değerlendirelim. Çok kozmopolit bir yapı ortada. Bir tarafta dinci parti olarak bilinen Saadet Partisi, işte Refah Partisi kökenli. Diğer tarafta her ne kadar ittifak içerisinde olmasa da dışarıdan destekli bir HDP var. Terörle iktisatlı açık açık PKK'yı desteklediğini hiçbir zaman inkar etmeyen bir parti. Bir tarafta milliyetçi olduğunu iddia eden İYİ Parti var. Ülkücü olduğunu iddia eden İYİ Parti var. Cumhuriyet Halk Partisi keza solun güçlü partisi. İşte arada AK Parti'den gelen küstünler var. Vaktiyle CHP'nin sert eleştirdiği isimler bugün paydaş durumunda. Böyle bir yapı ve böyle bir yapı içerisinde bir seçime gidiliyor. Ve olası iktidar adayı iktidar olması söz konusu olan bir yapı. Şimdi böylesine karmaşık, böylesine çok bir denk şey olan bir denklem içerisinde iktidar olduğunda bir başarı yakalanabilir mi? Bu süreç nasıl gidecek? Bir başkan adayı belirlemede bile çok ciddi sıkıntılar yaşandı. İşte masayı terk edenler, geri dönenler vesaire. Bir de işin içerisinde iki terör örgütünün, FETÖ'nün ve PKK'nın destek verdiği bir yapı. Açık açık mesela işte PKK'nın elebaşları da CHP'ye oy istiyor. FETÖ'nün ele kaçanları da yurt dışında CHP şeye, Millet İttifakı'na oy istiyor. Bütün bu yapı içerisinde bize Millet İttifakı'nı bir değerlendirebilir misiniz?
Sayın Ceyma, şimdi sorunuzda hem soruyorsunuz hem eleştiri getiriyorsunuz. Ben onu algılıyorum. Hani Millet İttifakı'nın bileşenlerini aslında söylüyorsunuz. Cumhur İttifakı. Oraya da geleceğiz efendim. Tabii Cumhur İttifakı'nın bileşenlerine baktığınız zaman işte Gonca Kuruş'un katilleri, Gaffar Okan'a suikast düzenleyen bir Cumhur kesimin... Cumhur İttifakı'nı da değerlendireceğiz. Oraya da geleceğiz efendim. Önce bir Millet İttifakı'nı değerlendireceğiz. Tabii Hüdapar'ı da söylemesek olmaz. Tabii ki illaki söyleyin. Millet İttifakı olarak çok önemli bir proje. Çok değerli bir proje. Şimdi diyorlar ya 6 benzemez, 5 benzemez. Önceden 3 partiydi Millet İttifakı, 4 partiydi. Sonradan Gelecek ve Deva Partisi'nin katılmasıyla 6 ittifak gerçekleşti. Hem birinci sorunuzda toplumun kutuplaşmasını önlemek lazım, kavga dilinden uzaklaşmak lazım derken çok da güzel ifade ettiniz ardından bu soruyla. Ne kadar güzel değil mi? 6 farklı partinin birlikte ortak bir politik oluşturabilmesi, ortak dili konuşabilmesi, istişareler sonucunda da bir cumhurbaşkanı adayını çıkarmış olması. Ben bunu cumhuriyetin kuruluşundan sonraki en önemli bir cumhuriyet projesi olarak görüyorum. Ne güzel bir kardeşlik. Yalnız işte son yansıyanlar çok istişareyle, gönül rahatlığa çıkan şey değil. Birisi masadan kalkıyor, geri dönüyor. Ne işte. Güzel, hatasını anladı, geri döndü. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde iki önemli isim ya da belediye başkanlığı, genel başkana aday şey gösteriyor, rakip gösterir gibi bir tavır ya takınıyor vesaire. Ve sonrasında da ortaya çıkanlar... Sonrasına bakıyoruz, ne kadar güzel olmuş. Ne kadar endişe yaratıyor. Yok, o endişeler... Hiç ben ona katılmıyorum. Biz sahada çalışıyoruz Cemil Beyciğim. Şimdi ben daha yeni iki ayrı toplantıdan geldim. Vatandaş çok mutlu, umutlu. O tartışmaların sonunda en doğru kararlar çıktı. Biz Meral Hanım'ı asla eleştirmiyoruz. Millet İttifakı'nın en büyük iki bileşeni Cumhuriyet Halk Partisi'dir ve İYİ Parti'dir. Yaklaşık iki yıllık bir süreçtir. Bu iki yıllık süreçte her iki partinin lideri de çok büyük fedakarlıklar ve özveriler göstermiştir. Kolay değil. Yıllar öncesinde bunlar koalisyonlarda oluyordu ama şimdi ne yazık ki bu ucube cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bu ittifakların kurulması gerekiyor. Bu ittifakları kurmadığın zaman %50+1'e ulaşamıyorsun. Nitekim %50+1'e de Sayın Cumhurbaşkanı 3 partili ittifakla ulaşabilir. Hatta 4 parti Vatan Partisi'nde koyduğun zaman. Dolayısıyla biz bu ittifakın oluşmasından son derece memnunuz. İşte bu barış dilini, kavgadan uzaklaşmayı ki sonunda da başarıyla bu süreci tamamlayacağız Cumhurbaşkanlığını kazanarak çok önemli proje olarak addediyorum. Ben bu tartışmaları da doğal süreçler olarak görüyorum. Bunlardan vatandaşlarımızın da ürkmesine gerek yok, partilerimizin ürkmesine gerek yok. Bakın Meral Hanım'a biz kamuoyu biraz kızdı o masadan kalktı noktasında ama Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'ı da Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak oraya monte etmesi de ne kadar olumlu etkiler yarattığını biz Konya'da gördük. Bugün Trabzon'da görüyoruz. Yani halkın ilgisi, halkın sevgisi sayın belediye başkanlarımıza çok muazzam. O belediye başkanlarımızın cumhurbaşkanı adayı olması henüz çok erken. Bizim genel başkanımız gerçekten bir devlet tecrübesiyle yetişmiş, devleti tanıyan, devletin içinden gelen ve muazzam bir cumhurbaşkanı yapabilecek kapasitesi olan bir liderdir. Dolayısıyla o tartışmaların hepsi aşıldı. Geldiğimiz noktada süreç çok sağlıklı ilerliyor. AKP'den küskünlükleriyle kopan partiler de bize çok çabuk adapte oldular. Sonuçta hükümet programı açıklandı, ittifak protokolü açıklandı. Onların her birisi çalışıldı partilerin yetkili organlarında. Şu an sahada çalışıyoruz, adayımız ortada. Çalışmalarımız bugün için öyle gözüküyor ama yarın işte mesela seçim sonucu diyelim ki iktidar oldu. Ya işte 0.9 oy almış Saadet Partisi ile işte %23-25 her ne alırsa CHP demeyecek mi? Ya işte hani şeylerde çıktı, oyunuz kadar konuşun. Herkesin bu kadar şey olması, bu mutabakatı bu kadar bağlayıcı buluyor musunuz gerçekten? Tabii, tabii. Bu halk nezdinde çok reel karşılanmıyor. Siyasete matematiksel olarak bakamayız Cemil Beyciğim. O partilerin de çok ciddi özgül ağırlıkları var. Biz oranlara takıldığımız takdirde sonuca gidemeyiz. O partilerin yıllara sahip... O özgür ağırlıklar seçim sonucunda da kale alınır mı dersiniz? Tabii alınır. Temel Karamollaoğlu'nun bilgeliği,
Meral Akşener'in yüreği, cesareti bunlar hiç tartışılmaz. Sayın Babacan'ın ekonomik tecrübeleri bunlar hiç tartışılmaz. Ya, Gülteşim... Sayın Babacan'ın ekonomik tecrübelerini görevdeyken çok ciddi eleştiriyordu CHP. Yani yok. Kendi yanına geçince kıymetli oluyor. Yok. Tabii ki hataları vardı. Yok muydu ama tecrübelerinden faydalanacağız şimdi. Sayın Genç, bir önceki seçimlerde de aynı az önce Sayın Kılıçdaroğlu için dizdiğiniz övgü cümlelerini Sayın Muharrem İnce için diziliyordu. Yani şahsınız ya da bütün partililer. Şimdi Sayın Muharrem İnce bu şeyin çemberin dışında kaldı. Yeniden aday. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte Sayın Kılıçdaroğlu gitti, görüştü, bir şey sağlayamadılar. Aynı partinin iki ismi. Yani şimdi dışarıdakilerle bu kadar güzel sarmaş dolaş olurken iki uçtaki partilerle kendi partisinden çıkmış insanla niye bu şey sağlanamadı? Şimdi sorular hep bizim parti içimize yönelik geliyor. Şimdi seçimle ilgili konuşacağız, projelerimizi işte konuşacağız. Bunları anlayacağız. Cumhur İttifakı'na da geleceğiz değil mi? Tabii geleceğiz, geleceğiz. Muharrem İnce bizim partimizin evladı. Partimizin gençlik kollarından yetişmiş, il başkanlığı yapmış, bu parti ona milletvekilliği vermiş, grup başkan vekilliği vermiş ve ardından da cumhurbaşkanlığı adaylığını yaptırmıştır. Yani çok değerli bir yapacak bir şey kalmadı mı? Mutlaka vardır. Topluma da hizmet olacaktır, partimize de hizmet olacaktır. İlerleyen yıllarda, ilerleyen dönemlerde siyaset her şeye gebe. Ama şu anki politikamızda Sayın Muharrem İnce ile şu an için bir ortak yönümüz görünmüyor. Yani çalışmalarımız geri planda belki devam eder ama şu an için ittifaklarımız netleşti. Kendisi 100 bin imzayı topladı ve kendi yoluma devam edeceğim diyor. Biz saygı duyuyoruz. O da kendine göre yani herkesi olabilir. Kucaklayan bir yapı oluştururken Muharrem İnce nasıl dışarıda kalıyor? Ya da onun ona gönül verenler, oy verenler. Çünkü onu ona sormak lazım. Ya da işte mesela CHP'nin daha önceki bugüne kadar CHP'yi sırtlayıp getirmiş Atatürk'ün partisi diyen ciddi bir kesim vardı ve şimdi tamamen mevcut CHP'yi eski CHP ile kıyaslayamıyoruz. Şu an her kesime açıldı partimiz. Toplumun her kesimden katılımlar var. Ezilenler, eski CHP'ler kaçıyor yalnız. Yok, kaçan yok. Bizim oylarımız artıyor Cemil Beyciğim. Bak son seçimde biz bir önce %23 civarında, bizim şu an oylarımız 29-30 bandına geldi. Her kesimden insanlara kapımızı açmışız. Hepsini kucaklıyoruz. Ortak paydamız demokrasi ve adalet. Adalete susayan, demokrasiye, barışa özlem duyan herkes bizim partimize yer alacak. Sayın İnce de aynı şeyleri söylüyor. Niye Sayın İnce'yi dışlıyor o zaman? Yani? Yok, bence dışlandı. Ya şimdi her partiyle beraber olacakmışız gibi bir iddiamız yok Cemil Beyciğim. Şimdi memleket partisi de kendi tüzüğü olan, kendi programı olan bir parti. Artık bir yola çıkmış, o da kendine göre bir çalışma programı hazırlamış. Ben kendisi hakkında kameralar önünde herhangi bir polemiğe de girmem, yorum da yapmam. Anladım. Saygı duyarım kendisine, yol açık olsun. Ama gelirse Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısı ona sonuna kadar açıktır her zaman. Özellikle HDP konusunu sormak istiyorum. Yaklaşık 40 yıldır, 50 yıldır ülkenin başına vela bir kanlı terör örgütünün siyasi uzantısı olarak görünüyor. Her ne kadar işte resmi olarak kapatılsın o zaman Cemil Bey. Anayasa Mahkemesi kapatsın. Kapatılsın ve yerine birini çıkartıyorlar. İşte Yeşil Sol mu diyorlar şu son partilerin adına. Oradan onların ortaya koyduğu şeyi okudunuz mu? Parti şeylerini işte yok, seçime okumadım. Yönelik olarak. Okumadım. Yani öyle şeyler var ki işte Demirtaş'ı özgürlükten işte toprak alımına vesaire kadar. Yani Millet İttifakı'nın olası iktidarı sonrası Türkiye'de bir bölünme endişesi yaşıyor musunuz? Yani asla. Toprak alma. Sayın Genel Başkanınız şeyden bahsediyor, işte bölgesel yönetimlerden bunlara önünü açacağından falan bahsediyor. Yok, şimdi Avrupa Birliği yasaları çerçevesinde hayata geçirmesi gereken yasalar var. Belediyelerin daha çok güçlendirilmesi, belediyelerin ekonomik anlamda daha çok güç. Şu an farkındaysanız her şekilde bir merkezi yönetim güçlendirildi. Her şey merkezden. Bunları söylerken diğer taraftan da parlamenter sisteme dönmek istiyor. Tabii Cumhurbaşkanı. Yani parlamenter sistemin temeli de zaten şeydir, merkezi yönetimdir. Yok. Parlamenter sistem halkın tüm kesimlerinin eşit oranda temsil edilebilmesi. En az oy olan partinin de gelip orada söz hakkının olabilmesi, hazineden yardım alabilmesi, tüm kesimlerin orada temsil edilebilmesi parlamenter sisteminde. Hani atı alan Üsküdar'ı geçti, %50 artı 1'i alan
köprüyü geçti hesabı. Bunlar çok yanlış şeyler. Demokrasiye uygun olmayan şeyler. Çoğunluk ben yaptım oldu. Şimdi HDP'yi siz eleştiriyorsunuz. Tabii ki eleştirecek yönleri vardır. Ama Türkiye'nin üçüncü büyük partisi. Parlamentodaki en çok milletvekili üçüncü parti HDP'dir. HDP eğer legal bir parti değilse bu ülkenin yasama kurumları vardır, yasaları vardır. Kapatılsın. Bakın şimdi Anayasa Mahkemesi'nde kapatılma davası sürüyor. Varsa hataları, problemleri, kanıtları kapatılsın. Buna hangimiz eleştirebiliriz, hangimiz yorum yapabiliriz? Ama bu partiyi sen yok sayamazsın. Bu partiyle tabii görüşeceksin. Biliyorsunuz Dolmabahçe sürecini, çözüm sürecini, Sayın Cumhurbaşkanı önderliğinde yapılan çalışmalarını, çadır mahkemelerini, tüm kapılar açıldı, teröristler ülkeye getirildi, yargılanmadan beraat ettiler. Şimdi o süreçler çok ağır eleştirildikten sonra tabii, tekrar da gidip de aynı şeyleri tekrarlamak, onlar aynı asla, yanlış, yer, asla. Yanlış, aynı yanlış değil Cumhuriyet Halk Partisi devleti kuran bir parti. Üstelik orada bir seçim şeyi de yoktu ya, bir seçime yönelik ya bir şey de yoktu. Daha önceki seçimlerde Osman Öcalan'ı kim televizyonlara çıkardı? Abdullah Öcalan'ın mektubunu kim okuttu Cemil Beyciğim? MHP'nin de içinde olduğu Millet Cumhur İttifakı okuttu. Bunları söylerken, eleştiri yaparken evimizi vicdanınıza koyacağız. Biz demokratik koşullar çerçevesinde her partiyle görüşürüz. Programımıza ve tüzüğümüze uyan her partiyle işbirliği yaparız. Siz düşünebiliyor musunuz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'nın da teröre en ufak bir taviz vereceğini? Ben eminim ki milli duygularda, milli görüşlerde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kadar hassas olan hiç kimse olamaz. Hep beraber göreceğiz. İnşallah Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak kazanacak. O kadar kucaklayıcı bir tabii zihniyetin kendinden çıkmış insanları kucaklamaması da bana şey geliyor. Yok yok, onlarla yani birleşilir. Yani onlarla olur, birleşilir. Ne olur? Yani bir şekilde Muharrem İnce de o şeyin içinde olmalı. Kazanılır, kazanılır. Onların görüşmeleri yapılır, devam eder. Yani devam daha eder. Bitmiş bir şey yok diyorsunuz. Tabii, tabii. Sayın İnce'ye göre bitmiş ama tabii umutları taze tutmakta fayda var diye. Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar Cemil Beyciğim. Hepsini tatmin etmek mümkün değil. Asgari müştereklerde buluşabilmek söz konusu. Şimdi Cumhur İttifakı ile ilgili düşüncelerinizi alalım. Orayı da biraz açayım. İşte Milliyetçi Muvazzafak Rızakar çizgideki partilerin oluşturduğu aşağı yukarı bakış açıları aynı olan. Aynı. Aynı düşünüp aynı çıkış ve barış noktaları aynı olan partiler işte bir evet. Milletteki işte Saadet'le HDP'yle ya da CHP'yle milliyetçiliği temsil eden bu kadar kozmopolit diye yani anlaşmak süreci götürmek sanki biraz daha kolay gibi orada gözüküyorsunuz. Çünkü aynı insanların aynı bakış açısı insanların ortak iş yapmaları kolaydır. Evet, diye düşünüyor. Evet, vatandaşın evet. Ben de vatandaş olarak öyle düşünüyorum. Ne eleştirdiğiniz yönleri neler? Mesela neler eleştiriyorsunuz? Hüdapar o artık bayraklaşmış bir eleştiri oldu onun dışında. Refah Yol Hükümeti'ni hatırlarsınız Cemil Beyciğim. Onlar da aynı görüşten partilerin bir araya geldiği bir hükümetti. Fakat ne yazık ki kısa sürede dağıldılar. Refah Yolu Meral Akşener dağıtmış içindeyken yani. Yani onlar da hep sağ görüşlü partilerdi. Bizim şu anki yaptığımız Millet İttifak gerçekten takdire şayan bir birliktelik. Gerçekten bir cumhuriyet projesi. Göreceksiniz çok başarılı çok olacak. Çok özür dilerim. Meral Akşener demiş. Meral Akşener'in şu anki bu o tekrar dönüşten sonraki hali bir partili olarak gerçekten samimi buluyor musunuz? Güveniyor musunuz? Güveniyorum. Güveniyoruz. Meral Akşener gerçekten özü sözü bir insan. Duygularına göre hareket ediyor ve duygularını olduğu gibi yansıtıyor. Ve biz onun karakterini çok iyi biliyoruz ve sonuna kadar güveniyoruz. Nasıl ki o bize güveniyor, biz de ona güveniyoruz. Ha gelelim Cumhur İttifakı'na. AKP, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi, Hüdapar ve yeniden Refah Partisi. Hüdapar'ın ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Oy oranını da görüyoruz. Fakat ne hikmetse iç yüzüne bakılmayan parti şu an bakanlık verildiği takdirde hangi bakanlık verilirse verilsin biz en iyi şekilde idare edeceğiz açıklaması var genel başkanın. Yeniden Refah Partisi. Fatih Erbakan'ın bir gün önceki açıklamasına bakın. Bir gün sonra gelişen olaylara bakın. Perde arkasında neler alındı, neler verildi. Kimler, kimlerle beraber. Konuşmalarına baktığınız zaman ağır eleştiriler. Erbakan'ın eleştirileri yutulabilir, eleştirilebilir değil. Fatih Erbakan'ın eleştirileri hükümetle alakalı. Ama geldiğimiz noktada onlar Cumhur İttifakı'nda yer aldılar. Saygı duyarız, yolları açık olsun. Onların hükümet programları, onların yapacağı çalışmalar, hükümet protokollerini hep beraber göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi daha 5 sene öncesine kadar, 6 sene öncesine kadar yenilir yutulur değildi. AKP ile
Türkiye'deki tüm deterjanları kullansanız bunların pisliklerini yıkar mısınız diyorlar. Ama işte bak orada bu hain darbe girişiminin arkasından bazı şeylerin yerine oturduğunu söyledi Sayın Bahçeli. Dedik biz gördük ki bu ülkenin gerçekleri aslında şuymuş, şuymuş, buymuş. İşte neyse bunlar bizde bir resetleme gereği duydu diye bunun açıklamasını yaptı ve yeni bir sayfa açıyoruz dedi. O yolda ilerliyorlar. Valla bizi buna tatmin etmedi. Gerekmez mi? Bizi tatmin etmedi mesela. Belli kesimleri tatmin etmiş olabilir ama biz Kayseri, Türkiye kamuoyunu tatmin etmiş değil. Aldıkları oylardan da belli anketleri. Şimdi seçimde de alacakları oy hep beraber mesela göreceğiz. Mesela şey kararnameyle işte özellikle FETÖ'cülerin tekrar yurda dönüşü, tekrar görevlerine iadesi falan gibi Millet İttifakı'nın seçim şeylerinde. Onların... Bunlar sizi korkutmuyor mu vatandaş olarak? Yok Cem Beyciğim biz bir kere... Yani FETÖ'cülerin ne olduğunu millet olarak gördük nasıl bir yapılanma içinde olduklarını. En iyi AKP'liler bilir onları. Yani. En iyi AKP'liler bilir. Onlarla beraber kucak kucağa hep beraber gördük. Biz de hep vatandaş beraber... olarak gördük. O hain, korkutmuyor mu bu sizi vatandaş olarak? O hain terör eylemini şiddetle biz kınıyoruz. Onu yapanları, edenleri. Ama biz şunu da biliyoruz ki AKP ile kucak kucağa bu işleri yaptıklarını. FETÖ ile onlar yükseldiler. FETÖ terör örgütünü kim besledi? Bunların okulları, üniversiteleri. Şimdi kimler FETÖ yaptı? Terör örgütü olabildiğince işte Millet İttifakı'nın özellikle Kısa Kılıçlar onunla destek veriyor. Onlar algı operasyonu. Onlar algı operasyonu. Asla. Onlarla CHP'yi Kılıçdaroğlu'na asla yan yana koyamazsınız CHP. Bunlar algı operasyonları. Hiç mümkün mü CHP'nin FETÖ ile yan yana konulabilmesi? Ama AKP'ye baktığınız zaman onunla iltisaklı insanların nerelere geldiklerini görüyoruz. İçişleri Bakan Yardımcısının kardeşi FETÖ'den aranıyor Amerika'da. FETÖ terör üyeliğinden. Ama şu an adam gelmiş İçişleri Bakan Yardımcısı. YÖK başkanları burada. Biliyoruz neler olduklarını. İşte Şaban Dişli'yi biliyoruz. Yani Mehmet Dişli en önemli FETÖ üyelerinden bir tanesinin kardeşlerinin nerelere geldiklerini çok görüyoruz. Ama bir tane CHP'li gösteremezsiniz bu noktada. Bir tane örnek veremezsiniz Cemil Beyciğim. Ama böyle bir haber algısıyla, medya algısıyla bu konularda CHP'nin üstüne gelindiği zaman burada bize haksızlık etmiş olursunuz. Valla ben şöyle düşünüyorum. Artık o dediklerinizi ben daha çok Sayın İnce'nin Memleket Partisi için bunlar diyemeyiz ama geride kalan CHP için artık hep soru işaretleri var gibi geliyor. Göreceğiz. Kamuoyunda öyle bir soru işareti yok. Z kuşağı bu seçim belirleyici olacağını en çok Millet İttifakı dillendiriyor. Bir önceki yerel seçimlerde de özellikle işte büyük şehirlerin Millet İttifakı'na geçmesini Z kuşağının oylarına bağlanıyor. Şimdi 2 milyon yeni oy kullanacak genç seçmen var. Bunlar ülkeyi çok yeni biliyor. İşte Z kuşağı. Bir kere Z kuşağı kavramına nasıl bakıyorsunuz? O kuşakta sizin de çocuklarınız var tabii, galiba. Tabii, yani o yaş grubunda. Onlar değil. Böyle benim bildiğim kadarıyla 97 ile işte 2005 arası doğan çocuklara Z kuşağı deniyor. Onların düşünce... Doğru bir tabir mi? Bu bir teknik tabir. Tüm dünyada kabul gören bir tabir. Dolayısıyla bizim için de doğru bir tabir. İşin ama böyle işte bencil, hedonist, işe yaramaz gibi bir gençlik o çocuklar, dolduruyorlar. O çocuklar... Çocuklarımızı gerçekten öyle görüyor musunuz? Yok yok asla. Bunları biz yetiştirdik sonuçta. Asla asla. Bencil diye düşünemez ama o çocukların düşünme metotları çok farklı. Bir kere iletişim kanallarına çok açıklar. Medyayı çok iyi takip ediyorlar. Sosyal medyayı çok iyi kullanıyorlar. Ve bilgiye çok çabuk ulaşıyorlar. Bilgiye çok bir tuşla ulaşıyorlar her türlü bilgiye. O çocuklarımızı, benim de tabii çocuklarım var o kuşaktan, apolitik olarak görürler. Ama onlar politikayı o kadar iyi takip ediyorlar ki Ceyhun Bey. Ülkenin içinde bulunduğu durumu ve politik gelişmeleri o kadar güzel takip ediyorlar ki senden benden daha iyi analiz yapıyorlar. Sanki hiç politikadan anlamıyorlar diye görüş ama biz saha çalışmasında yanımıza gençlerin gelip sorularıyla o kadar şaşırıyoruz ki bu çocuklar nasıl biliyorlar ve onlar çok doğru tercihlerde bulunuyorlar. Onların beyinleri hala hasar görmedi. Onlar 12 Eylül darbesini görmedi. Tercihleri size yönelik olduğu için mi doğru? Yok. Onlar dünyadaki gelişmeleri çok iyi takip ediyorlar. Özgürlüğün ne kadar önemli olduğunu biliyorlar. Fikir hürriyetinin, düşünce özgürlüğünün ne kadar önemli olduğunu görüyorlar. Adaletin ne kadar önemli olduğunu görüyorlar Sayın Cem Beyciğim. Siz biliyorsunuz son yıllardaki beyin göçünü, ülkeden kaçan gençlerimizi, ülkeden kaçan bilim adamlarımızı, doktorlarımızı, geleceğini dışarıda arayan insanlarımızı. Valla kaçan gidenler geri bir şekilde dönüyorlar. Keşke dönseler. Şu yani an dönmüyorlar. Gençler gidiyorlar. Avrupa'da da bakıyorlar. İnsanların yarısı sokaklarda yaşıyor. Evsiz vesaire. Biz iktidara gelince hepsi dönecekler. Onların haklarını ve geleceklerini onlara biz teslim edeceğiz. Bir örnek vereyim. Nasıl teslim edeceksiniz? Biz nasıl teslim edeceğiz sevgili Cem'ciğim? Sen şimdi KPSS'yi koymuşsun, arkasından da mülakatı koyuyorsun.
89 alan bir bilgisayar öğretmenini atamıyorsun görevine. Onun yerine 59 almış bir bilgisayar öğretmenini sırf mülakatı geçti diye atıyorsun. Biz geldiğimiz zaman o mülakatı kaldıracağız. KPSS'de kim ne puan aldıysa adil bir şekilde o koltuğa atanacak, o göreve atanacak. Çok hak yeniyor. Gençlerin gelecekleri elinden çalındı bu ülkede son 20 yılda. Ama şimdi şöyle bir şey var. Mülakat dediğiniz şey insanı bir de iş başında görmektir. Siz şimdi teoriniz çok iyidir, bilgi geçiyorsunuz ama öğretmenlik demek mesela bilgi aktarabilmek demek. Çok bilginiz vardır ama bunu aktarabilmek de önemli. Sırf öğretmenlik de değil ki bu. Devletin tüm kurumlarında mülakatlar geçiliyor. İşte özellikle öğretmenlik için bu söyleniyor ama adam çok bilgili, bilgi birikimi var ama bunu aktaramıyorsa, öğretmenlik vasıflarını taşımıyorsa, sınıfla karşısında kitle iletişim kuramıyorsa, bunun öğretmen olması doğru bir şey mi? Keşke bu objektif değerlendirilse yani. CHM'cim ama AKP'li birisinin yakını olduğu zaman puanı düşük olsa da götürülüyor, atanıyor. Konuşmaktan aciz olsa bile. Bu hakimler, savcılar kurulunda da öyle, atanan hakimlere savcılarınıza bakıyorsunuz. Siz de 50 küsur yaşındasınız. Ben de 70'te oldum. Evet. Biz 53, 54, 55 yaşına geldik. Çok şey gördük bu ülkede. Evet. Şimdi her şey iktidar, her gelen bal tutan parmağını yalıyor. İşte AK Partiliyse, kendi adamıysa, geçmişteki hükümetlerde de, CHP'nin koalisyon hükümetlerinde kendi belediyelerinde kendi. Şimdi mesela büyükşehir belediyeleri seçim öncesi hiç kimse işten çıkarılmayacak diye denildi. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 35 bin insanın işten çıkarıldığı söyleniyor. İnsanlar hala eylem yapıyor. Söyleniyor. İşte söyleniyor derken bu medyanın yazdığı şeyler şey değil yani. İnsanlar orada hala mücadele ederler. Yani şu bal tutan parmağını yalıyor. Bu doğru mu? Yani şimdi siz ya da Millet İttifakı iktidara geldiğinde hiç kimse yerinden oynamayacak mı? Ya da kendi elemanlarına yönelik bir öncelik olmayacak mı? Mutlaka, mutlaka olacaktır. Kilit noktalarda parti İşte hep politikalar... eleştiriyoruz bu karşıda olunca ama parti, kendimiz de aynı hataları yapıyoruz. Parti politikalarını hayata geçirecek insanlarda mutlaka belli görevlere belli insanların atamaları yapılacaktır ama siz düz memur alımında kadar bu kadar torpil yaparsanız haksızlığa neden olursunuz. Bu devletin çocukları eş değer yarışsınlar, eş değer. Zenginin belli kesimlerin çocukları ön planda olur, garip kurabanın çocukları geride kalırsa bu hakkaniyetli olmaz. Eğitimde fırsat eşitliği diyoruz. Çalışmada fırsat eşitliği diyoruz. Şimdi garibanların çocuklarına bakıyorsunuz, belli bir gelir düzeyinin altındaki çocuklar devlet okullarında karşılık sınıflarda eğitim görüyorlar. Ama öbür tarafta bakıyorsunuz özel okullara, özel okulların fiziki durumuna, aldıkları derslere, özel derslere sevgili Ceyhuncuğum. Yani onlarla o çocukların yarışması mümkün mü? Tabii ki mümkün değil. Bu cumhuriyet sayesinde Sayın Abdullah Gül, bir torna ustasının oğlu, cumhurbaşkanı oldu. Bir kayıkçı ailenin çocuğu Sayın Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı oldu. Sayın Genel Başkanımızın geldiği köy Tunceli'nin Nazım ilçesi yokluklarla mücadele eden bir köyden çıktı. CHP'nin genel başkanı ve inşallah 13. Cumhurbaşkanımız olacak. Cumhuriyetin nimetlerinden, cumhuriyetin değerlerinden uzaklaşmayalım. Bu çocuklara eşit fırsatlar verelim. Bizim amacımız o. Her Z çocuk yatağa aşk girmez. Kuşağı dediğimiz genç kesim, genç seçmen gerçekten Millet İttifakı'na bu kadar fayda sağlar mı? Gereğinden tabii, fazla tabii. mı güveniyorsunuz? Yok, acaba? Seçimin kaderini onlar belirleyecek. %60 oranında Millet İttifakı'na oy veriyor çocuklar. Neden? Kendilerini o tarafı yakın görüyorlar. AKP'nin baskıcı yönetim tarzı, en ufak şeyde tweetlerde sorgulanmaları, gözaltına alınmaları, o çocukların dünya görüşüne uymuyor AKP. Kendisini AKP'de resetleyemedi, yenileyemedi. Bence onların da artık muhalefete geçip partileşme sürecini tamamlamaları kendilerine faydasına olur. Çok ciddi, biraz tabii, diyorsunuz öyle. Çok ciddi metal yorgunluğu var. Onların da dinlenmeleri hakkı. Gerçekten onların da hayrını olur. Peki bu AK Parti'nin küskünleri geldi. İşte Sayın Davutoğlu ve Ali Babacan'dan az önce Sitayiş de bahsettiniz. Dönüp baktığınızda onların bir dönemi var. Onlar hani bazılarını denenmedi falan ama bunlar denenmiş insanlar. Biri başbakanlık yaptı, biri ekonomi evet. bakanlığı yaptı. Bu kadar üstün yetenekleri varsa niye devam etmediler? Ya da o dönem yaptıkları eleştirilen insanlar bugün niye bu kadar? Bu küskünler dezavantaj değil mi? Hani biliyorsunuz ya, bir yeri terk eden insana Türk insanı çok sıcak bakmaz. Evet. Yani bunu sattıysa bizi de satar amiyane tabiriyle. Estağfurullah. Tabii ki Türk insanı bu dönen insanlara çok sağlıklı bakmaz. Geçmişte de bunun örnekleri oldu. Partilerden ayrı parti kuran insanların sonuçlarını herkes gördü kamuoyunda.
Bu arkadaşlarımız ilk defa seçime girecekler. Alacakları oyları hep beraber göreceğiz. Ama onların gelmeleri, bizimle beraber hareket etmeleri biz çok değerli buluyoruz. Orada görev yapmış insanlar, o mahalleden ki problemleri görüp gelmişler burayı kendilerine doğru bir liman olarak, doğru bir adres olarak tercih etmişler ve gelmişler. Onlara saygı duyuyoruz ve onların eleştirilerini ve önerilerini çok dikkate alıyoruz ve çok da önemsiyoruz. Gerçekten çok ciddi hizmet verdiler ülkeye, devlet adamlığı noktasında. Tabii ki hatalar olmamış mıdır? Suriye politikasında Sayın Davutoğlu'nun hataları olmamış mıdır? Olmuştur mutlaka. Ama onlar o işlerden özür diliyorlar, hatalarını görüyorlar ve gelmişler, Millet İttifakı'nda yer almışlar. O programları kabul ederek saygı duymak lazım. Çok da eleştiri getirmiyoruz onlara. Saygı duyuyoruz. Yani her şeye saygı duymaktan artık yorulduk, saygı duyuyoruz hep. Yok, barış dilini kullanalım. Kavgadan bir şey elde edemiyoruz, tokalaşalım. Tabii kavga değil ama yanlışlarının da altını çizmek lazım. Şeyi soracağım, biraz CHP'nin Kayseri teşkilatına da, Kayseri İlgi Örgütü sizin tabirinizle bakalım. Buradaki durum ne? Burada da bir takım şeyler oldu kongreler sürecinde, ilçe kongreleri sürecinde vesaire. Bayağı bir karışıklıklar vardı işte. Sayın Arık ve eski il başkanının başını çektiği bir grup, işte muhalif grup vesaire. Durum nedir? Süleyman oldu mu her şey? Cem Bey'cim, partilerin hepsinde gruplar olur. Yani bu sağ partileri çok ayyuka çıkmaz. Bizim gibi sol partileri biraz daha şeffaf paylaşılır. Hayır, genel merkezin Sayın Çetin Arık ve Sayın Ümit Hanım'ın şeyin bağlantılarına daha çok itibar ettiği görüldü o dönemlerde ve sonuçta aynen devam ediyor mu yine? Mutlaka. Sizin o anlamda hangi gruptasınız siz şahsınız? Ben şimdi parti içi sorunları burada ne konuşmak isterim ne de taşmak isterim. Ben onları sorun olarak da görmüyorum. Demokrasinin güzellikleri. Partide bir kısım yöneticilerimiz farklı şeyler düşünür, bir kısmı farklı şeyler düşünür. Dolayısıyla orta noktada bulunur. Ümit Hanım kendi döneminde istifa etti, milletvekili adayı aday oldu. Çetin Bey şu anki milletvekilimiz, kendisi de aday milletvekiline. Çetin Bey aday olabiliyor mu? Tabii, oluyor. Aday olduğu, aday dosyası verdiğini biz gördük medyadan. Aday şu an kendisi de ama aday olur olmaz. Sanki hep üçüncü dönem edeceğiz. Yok gibi hatırlıyorum. Üçüncü dönem kuralı var bizim partimizde ama Sayın Genel Başkan verildi o yetki. Uygular mı? Uygulamaz mı? Uygulamaya verildi. Dosyaları kabul edilir mi? Biz adaylık süreci bittiğinde onu hep beraber göreceğiz. Ama partimizde şu an için herhangi mesele yok. İl başkan atamamız oldu. Genel merkeze sık gittiniz geldiniz bu aralar. Oradaki havayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle Kayseri'ye yönelik olarak. Kayseri'de şu an 25 tane aday adayımız var. Evet. Ben huzurlarımda. Çok da önemli isimler var şahsınız gibi. Tabii, emek vermiş isimler tabii, var. Tabii. Hepsi birbirinden değerli arkadaşlarımız. Bir yeni isimler var. Tabii. Hepsi genç kardeşlerimiz var, tecrübeli insanlarımız var, kadın adaylarımız var, doktorlarımız, avukatlarımız. CHP'nin bir de şey geleneği vardır. Hep bölüm genel merkez kontenjanından ikinci sıraya falan birini koyarlar. Yine öyle bir şey bekliyor musunuz? İthal aday diye. Biz bunu dilimiz döndüğünce genel merkezde anlattık. Kayseri hangi partiden olursa olsun İthal adayı benimsemiyor. Kayserili, Kayseri'de yaşayan, kendi sorunlarını bilen, kendi komşularını, kendi arkadaşlarını aday olarak görmek istiyor. Biz bunu genel merkezimize, genel başkanımıza dahil olmak üzere herkese anlattık. Tabii ki ikna oldular. Geçtiğimiz seçimlerde de biliyorsunuz bir kontenjan olayı yaşanmıştı Kayseri'de. Onun ne kadar hatalı olduğunu biz kendilerine anlattık. Yoksa biz geçtiğimiz seçimlerde iki tane milletvekili çıkarıyorduk Kayseri'de. Şu anda da üç tane milletvekili çıkaracağız. Saadet Partisi adayı geldi. Saadet Partisi adayı geldi o dönemde ve tam da uyum sağlayamadı. Çok geç geldi. Çalışmalara katılamadı. Aynı zamanda da Saadet Partisi kendi listesini çıkarmıştı. Ben de o zaman ikinci sıradaydım. Saadet Parti ile kontenjan verdi. Biz üçüncü sıraya gerilemiştik. Dolayısıyla bir tepki oluşmuştu. Biz bunları aktardık. Bizim gibi Anadolu şehirlerinde zaten mücadelemiz çok zor şartlarda devam ediyor. Dolayısıyla o tip kontenjanları daha büyük şehirlerde kullanılması gerektiğini ifade ettik. Ben zannediyorum ikna oldular. Şu anda da çok güzel bir hava var Kayseri'de. Çok ciddi bir performans gösteriyoruz sahada. Aday da arkadaşlarımız da çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Hepsi şehrin bölgesine çalışıyorlar. Halen adaylık sıralamaları belli olmamasına rağmen. Ben hepsine de buradan saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Hepsine de başarılar diliyorum. İnşallah bu seçimde biz Kayseri'de en az 3 milletvekili çıkaracağız. Dördüncüyü de zorlayacağız diye görüyorum. Anket sonuçları. İttifak olarak mı? CHP olarak? Yok, Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Anladım.
ittifak ortaklarıyla Kayseri'deki örgütler arasında şey nedir? Çok iyi diyaloglarımız, çok iyi diyaloglarımız. Ben geçtiğimiz hafta hem Saadet Partisi'ni ziyaret ettim, hem Demokrat Parti'yi ziyaret ettim. Önümüzdeki hafta diğer ittifak kardeşlerimizi ziyaret edeceğiz. Çok güzel bir diyalog ortamında çalışıyoruz. Bu işte yukarıda nasıl bir dil kullanılıyorsa aşağıda o yansıyor Ceyhun Bey. Yukarıdaki barış dili, liderler arasındaki diyalog ortamı aşağıda yansıyor. Zaman zaman parti içinde aynı şey söylüyor musunuz? Onlarla yukarıda çok iyi gözükmüyor. Meral Hanım cuma günü gitti, pazartesi günü geldi. Canım bir hafta sonu dinlendi geldi. Biz onu iş kazası olarak görüyoruz. Çok da önemli değil. Geliş hali çok ekranlara yansımadı ama. Yok güzel ışık vurmuş. İnşallah hep beraber omuz omuza bir mücadele veriyoruz. Sayın Aşkın Genç, gerçekten sizinle sohbet etmek de program yapmak da güzel, keyifli. Hep böyle olumlu bakınca her şeye naif, gerçekten belki de ülkede olması gereken bir bakış açısı diyelim. Son artık süreyi doldurduk, bir mesajınızı da noktaya koyalım. Hayır. Tüm aday adaylarımız olduğu gibi size de muvaffakiyetler diliyoruz efendim. Çok çok teşekkür ederim. Öncelikle bu adaylık sürecinde muvaffakiyetler diliyoruz. Tabii. Önceliğimiz o. Tabii ki bizler aday olalım, olamayalım hiç önemli değil sevgili Cem Beyciğim. Önemli olan Millet İttifakı'nın başarısı, Sayın 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olabilmesi, bizlerin milletvekili olması, olmaması da çok önemli değil. Biz genelde o başarıyı yakalayalım. Buradan hangi arkadaşımız milletvekili, biz ona destek veririz. Kayseri son 22 yıldır AKP'ye en büyük destek veren illerden bir tanesi sevgili Cem kardeşim. Ama ne yazık ki bunun karşında aldığı hizmet o kadar büyük değil. Bu şehir Cumhurbaşkanı çıkardı, bakanlar çıkardı. Büyük ölçüde milletvekilliklerini AKP'ye verdiler. Ama geldiğimiz noktada şehrin ekonomisi, sanayisi, eğitim kapasitesi ve genel vergilerden geriye dönüşler yapılan yatırımlara baktığınız zaman gerçekten Kayseriler mağdur. Hala hızlı tren gerçekleşmedi. Hala ben dün Ankara'dan geldim. Ne Kırşehir'e kadar otobanla geliyoruz, arkasından çift şeritli yolla geliyoruz. Tabii ki belli gelişimler sağlandı ama Kayseri bunların hep gerisinde kaldı. Ben o gün basın açıklamada da ifade ettim. Şehrime hizmet etme noktasında o hızlı tren seferlerini başlatmak ve Ankara-Kayseri arası otoyolu da yaptırmak da benim boynumun borcu olsun diyorum. Buradan da seçmenlerime, tüm Kayserili vatandaşlarıma bunun sözünü de ben tekrar veriyorum. İnşallah mutlu günlerde, huzurlu günlerde tekrar bir araya geleceğiz önümüzdeki süreçte. Bu programda çok projelerimizi anlatamadık, düşüncelerimizi tanıtım programı olduğu için. Bir dahaki sefere onları da paylaşırız, hep beraber konuşuruz. Ben de sizlere iyi yayınlar diliyorum. Basın tüm partilere eşit mesafede olsun. Onların hepsinin sesi olsun. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Biz teşekkür ediyoruz. Davetimize icabet ettiniz. Biz de muvaffakiyetler diliyoruz. Sevgili izleyiciler, bu akşam da CHP milletvekili aday adayımız, daha doğrusu Millet İttifakı'nın aday adaylarından Sayın Aşkın Genç konuk ettik. Dilimiz döndüğünce, süremiz el verdiğince kafanızdaki soru işaretine cevap bulmaya çalıştık. Umuyoruz bunu da başarılı olmuşuz diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Haftaya yeniden görüşünceye kadar, bir başka programda görüşünceye dek tüm güzellikler sizlerin olsun efendim. Allah'a emanet olun, sen kalın. Mayıs 2023 sınıflandırma dönemi duyurusu. Mayıs 2023 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek ast subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin 28 Şubat 2023 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihi işlemlerini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek tamamlamaları gerekmektedir. Sınıflandırma ve seçim sonuçları 25 Nisan 2023 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. 7179 sayılı asker alma kanununun